Bugün test alanımızda Restivite cihazımız ile bir ölçüm gerçekleştireceğiz. Elektrotlarımız 4 metre ara ile çakıldı. Şu anda ölçüm yapacağımız derinlik 2 metredir. Ölçüm işlemimize başlıyoruz. A ile B arası 479. B ile C arası 474. C ile D arası 461. D ile A arası 465. A ile C arası 475. B ile D arası 464. İlk ölçümümüzü aldık. Şimdi yan bölümleri de taradığımızda haritalanmamız gerçekleşecek ve burada ne yakaladığımız, metal mi boşluk mu, 3D analiz vasıtasıyla anlayacağız. Şu anda videomuzu duraklatıp elektrotlarımızı ileriki çekim yapacağımız alana taşıyacağız. Tekrar videomuzu. Elektrotlarımızı ileriki alana taşıdık. Şimdi ikinci bölgeyi ölçümleme yapacağız. A ile B arası 482. B ile C arası 475. C ile D arası 470. D ile A arası 476. A ile C arası 480. B ile D arası 470. İkinci bölümümüzde taramayı gerçekleştirdik. Şimdi yana atlayıp 3 ve 4. çekim alanımızı işlemimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi tekrardan videomuzu duraklatıp elektrotlarımızı yana taşıyıp videomuza da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi 3. bölümümüzde tarama yapacağız. Üst bölümde yer alan kısımda hangi alanı tarama yaptığımızı buradan görebiliyoruz. 4 tarama yapacağız. Şimdi sağ üst bölüm taranacak. Elektrotlarımızı çaktık, ölçümümüzü gerçekleştiriyoruz. A ile B arası 483. B ile C arası 484. C ile D arası 478. D ile A arası 476. A ile C arası 479. B ile D arası 480. Şimdi elektrotlarımızı diğer bölüme tarayıp aktarıp son bölümümüzü çekim işlemini
gerçekleştireceğiz. Çekim yapacağımız alan son kalan kısım. O bölümü de çektikten sonra 3D analizde neler algıladığımızı göreceğiz. Bu tarz restivite cihazında tek bir bölüm ölçmekle çok fazla açıklayıcı veriler elde edemeyiz. Bu şekilde bölümsel olarak birçok alanı tarayıp birleştirdiğimizde çekim yaptığımız alan hakkında bize birçok veri sağlayabilir ve metal mi boşluk mu yakaladığımız ya da bir yapı mı yakaladığımız konusu hakkında daha çok bilgi sahibi olabiliriz. Şimdi çekim işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Çekimimizdeki son alanı ölçümünü gerçekleştireceğiz. A ile B arası 484. B ile C arası 481. C ile D arası 470. D ile A arası 473. A ile C arası 479. B ile D arası 474. Yapmış olduğumuz ölçümlemede şu bölümde eksi 15'lik bir veri görüyoruz. Şurada bir boşluk. İlk başladığımız noktada bir boşluk verisi yakaladık. Şurada da bir gevşeklik var. Buraları biraz daha fazla artı anomali içeriyor. Bizi en çok ilgilendiren kısım şu eksi 15 fark aldığımız nokta. Burada bizim daha önceden gömmüş olduğumuz 1,5 metredeki varilin olduğu yere tekabül ediyor. Normal bir şayet ki bir test çekimi değil de normal bir arazide bu veriler almış olsaydık elektrotlarımızı tekrardan genişletip biraz sol taraftan başlayıp şu bölgeyi ortaya alıp buradaki boşluğu tam olarak irdelememiz ve analizini daha sağlıklı olarak yapmamız gerekiyor. Bu bölüm üzerinde aldığımız bu sayısal veriler üzerinde arazide bir çekim yapmış olsaydık üzerinde durulabilirdi. Büyük ihtimal burada kazılmış kapatılmış ya da bir mezar olma ya da bir boşluk olma ihtimali çok çok yüksek olarak anlayabilirdik. Bu kararı verebilirdik. İyi günler dilerim.